Evet, kızımızın kuru derisini yapıştırmamıştık. Bakın bu kuru da yapıştırmıştık birbirine biliyorsunuz. Şu kuru deri şu kısımlarını da siyah boyadım. Ki hani böyle şöyle form verdiğimizde sağından soluna beyazlık görünmesin. Hemen silikonu buraya sürelim. Bakın silikon çok bile. Ben şimdi çok olanı aldıracağım. Evet, şapkamız yapışmıştı zaten. Elimize bastıralım güzelce. Evet, bakın şu kurdeleler havada kalmış oldu. Gördünüz mü? Ne kadar da güzel durdu. Güzel bir hava verdi. Şimdi arkadaşlar, kızımız tamam. Ayakkabısını falan yapıştırmıştık. Bu tamam. Bunu bir kenara kaldıralım. Bakın bu da bir kesme tahtası. Bu da çok güzel. Bu kiminmiş? Hangi firmanınmış? Evet, bakın. Görüyorsunuz. Kadife kesim olsun arkadaşlar. Üzerinde yazıyor zaten kadife kesim diye. Çok güzel. Oymalar yapabilirsiniz bunlarla. Kretuarla çok güzel kesimler yapabilirsiniz. Şimdi bisikletimizi de göstereceğiz. Yalnız şu dallarda biraz yapmıştık. Kurumasını beklemiştik. Bakın şunlar iri dal. Bunlar da küçük dal. Yapmıştık. Şimdi bir tık daha üstüne hemen yapalım ki siz de görün. Nasıl ağaç yapılıyormuş. Nasıl dal yapıştırılıyormuş. Evet. Şimdi bakın bunu yaptık. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bakın. Bunlar kurudu artık. Çok güzel. Evet. Şimdi hadi bakalım. Şurada yavaş yavaş yapıştırmaya başlayalım. Şu dallardan yine. Bunlar bakın bir tık kurudu. Tekrar üzerine şu eksik kalan yerleri yapacağız. Yine bakın formunu. Sağ olur, sol olur, böyle olur. Hiç fark etmez. Yapıştırıyorum. Pardon, form veriyorum. Evet, sonunda arkadaşlar havamız soğudu. Bakın bunu da şöyle yapabilirim. Bakın şu ne kadar güzel durdu burada. Tam uydu yeri. Silikona dikkat edin. Silikon fazlalıklarını alın. Elinizle muhakkak temizleyin. Şurada bir dal var. Bunu nereye koyalım mesela? Bunu da böyle dış bükey formunu verdim. Formsuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın bu dallarda belli bir form verme şekli yok. Sadece şu dal kısımlarının olduğu yere dış bükey veriyorsunuz. Diğerlerine sağ olmuş, sol olmuş, burasından olmuş, tekrar yaprağı olmuş hiç fark etmiyor. Evet, bunu da nereye koyalım mesela? Bunu da şuraya koyabiliriz. Bakın tam uç kısma şöyle. Hemen şöyle azıcık şöyle yapayım. Silikonu sürelim. Sonunda nihayet havalarımız soğudu. Bazı yerlere kar da yağdı. Ama tabii daha İzmir'de çevrelerine yağdı ama arkadaşlar bu İzmir'in iç kesimlerine kar yağmadı. Hava şehrin sıcaklığından kaynaklanıyor galiba. Evet, bunda da bakın sağ olmuş, sol olmuş. Ben bunları önceden form vermiştim. Bunu da şuraya yapalım bakın. Burada çok dal yapmamışım bunda. Hatta buraya da yapabilirim bakın. Şuraya da yapabilirim. Şöyle buraya yapalım. Evet, bunu da bakın şöyle yapayım. Bu kısmı biraz dalı az. O yüzden bunu da şöyle bastırdım. Böyle kaldırdım havaya. O öyle kalır. Yapalım. Bunu da şuraya yapayım bakın. Ya da şöyle de yapabilirim. Hocam şurası çok ince. Onlar ilerleyen günlerde böyle hani bayılmıyor mu? Bayılıyor arkadaşlar. Ama siz onu güzel yaparsanız, sağlamlaştırırsanız hiç bayılmaz. Evet. Şimdi şu küçüklerden yapalım yer yer. Alalım. Bakın şuralarda çok az var. O yüzden oralara biraz yoğunluk kazanacağım. Önce bakın şurada da olabilir. Burası da olabilir. Şöyle yapayım. Yani bayılmıyor derken arkadaşlar, bakın alttakiler kurudu. Onlar hiçbir zaman bayılmaz çünkü onlar tutacağı yeri tuttu. Çünkü altta da zemin var zaten. Bunlara bakın. Şöyle buraya yapıştırabilirim. Az önce dal yapmıştım oraya bakın. Üzerine de bir yaprak yaptım. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar her yerde göremeyeceğiniz çalışmalar. Dediğim gibi çok soru geliyor. Arkadaşlar yani çok tekrar sorular var. Lütfen Facebook sayfamızı takip edin.
YouTube kanalının en altında hakkında kısmı var. Benim YouTube'un ana sayfası var. Hakkında kısmında en altında Facebook sayfamıza giden ve Instagram sayfamıza giden ben Instagram diye, Facebook sayfam diye koydum. Onun üzerine tıkladığınız zaman direkt o sayfalara ulaşırsınız. Ama tabii Facebook grubumuz kapalı grup. Özellikle kapalı yapıyorum ki gerçekten bu işle ilgilenen insanlar, bu işte gönül vermiş insanlar bizi arasın, bulsun, üyelik alsın. Yoksa şimdiye kadar eğer biz her önümüze geleni alsaydık gruba, herhalde bir rahatlıkla yani on binlerce kişiyi geçerdik. Benim amacım sayı geçmek değil. Benim amacım gerçekten bu işe gönlünü vermiş, severek yapan, gerek gizli, gerek açıktan bizi takip eden bir sürü insan var. Biz tabii YouTube kanalında şeyler, detayları görebiliyoruz arkadaşlar. Yurt dışından mı izlenmiş, cep telefonundan mı izlenmiş, işte cep telefonundan yüzde kaç izlenmiş, PC'den ne kadar izlenmiş. Efendime söyleyeyim, yani sizlerin yaş grubuna kadar, cinsiyetine kadar, işte hangi yaş aralığı hangi videoyu izlemiş, hangi saatte izlemiş. Yani bunların analizlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın şunların üzerine de koyacağım. Şöyle. Şöyle ortalayalım biraz. Şimdi şu bunlar kuruduğu için yapabiliyorum. Bakın bunu da yapalım. Silikonlar ne kadar? Şimdi bunlar kurumuştu ya, bakın kuruduktan sonra artık ben bunların üzerine rahatlıkla bu küçük dalları, yaprakları yapıştırabilirim. Bakın. Sağlı sollu nasıl yaptığımı dikkatlice izleyin. Tabii hafta içi çalışmalarımız başladığı için arkadaşlar çok sık video artık bugünlerde çok çekemiyorum. Vaktim oldukça yayınlamaya çalışıyorum ama ne gelir ne götürür izliyorsunuz zaten. Bazen bir günde 3 tane video atıyorum. Bazen haftada bir video atıyorum. Yani onu belli bir şey yok, standardı yok. Bizim çalışmalarımıza bağlı. Bakın şunun uçlarına da şöyle biraz canlılık kazandıralım. Hareketlilik kazandıralım. Şu yapraklardan. Evet, benim öğrencim. Hocam nazar değmesin diye bakın Miyoki'den nazarlık örmüş gelmiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun öğrencilerim. Hocam nazar olmayın diye düşünüyorlar beni. Evet. Ah, bir karı göremedik. Bir kar yağsa, kar yağmadı. Gerçi İzmir'e zaten çok kar yağmıyor da bir sanırım 3-4 yıl önce miydi neydi bir yağdı. O da bir 1-2 saat falan durdu şöyle. Ondan sonra eridi. Ama en azından yağmurumuz, hani kar olmayabilir ama yağmurumuz eksik olmasın. Bakın şurada şu dalın üzerine şöyle bir yaprak yapıyorum. Çok zevklidir bunu yapması. Hani ben bazen diyorlar çok güzel hocam çok şey anlatıyorsunuz. Böyle yapmayanın da yapası geliyor diye. Bunu yapın diye anlatmıyorum. Hani çünkü benim konuşma tarzım böyle. Biraz olduğum gibi bir insanım çünkü. Hakikaten çok hani çok zevkli yapması. Ben doğaçlama ağaç çalışmalarını çok seviyorum. İstediğim yere istediğim şeyi yapıştırabiliyorum. Bakın şurada bir dal vardı. Hemen onu kaldırdım. Tekrar şöyle üzerine yapıştırdım. Şu küçükleri de bakın elimden geldiğince sağından solundan yapıştırıyorum. Bunlar size hep tiyo olsun arkadaşlar. Diğer yaptığınız ağaç çalışmalarında doğaçlama ağaç nasıl yapılır? Evet, burada mesela şurası az önce kaldırmıştım. Tekrar yapıştırdım. Elim bakın burada bez var. Sürekli elimi şöyle temizliyorum. Temizlemeyi unutmayın. Yoksa her yeriniz silikon olur. Hocam biraz uzaktan çekseniz de görsek. Arkadaşlar uzaktan çekersem hiçbir şey anlayamazsınız. O yüzden yakın çekim yapıyorum ki. Madem bir şey öğretiyoruz, bir şeyin başına geçtik. Madem bilgimizin zekatını veriyoruz. Ben öyle diyorum arkadaşlar.
Ben öğretmişim. İşte Sultan Hoca öğretmiş, şu öğretmiş, bu öğretmiş. Benim için hiç önemli değil. Ben öğrendim. Yıllardır da bu işi yapıyorum. Artık öğrendiklerimi bütün Türkiye'ye naçizane ne biliyorsam bildiklerimi göstermeye niyet ettim. Çok da mutluyum. Keşke birçok insan da böyle yapsa. Umarız yapar. Umarız şu zor günlerde insanlara destek olurlar. Çünkü maddi manevi bugünlerde hepimizin birbirine ihtiyacı var arkadaşlar. İyiliklere, güzelliklere, iyi şeylere, güzel şeylere ihtiyacımız var. Evet, bakın şurada şu dalın şurasına da şöyle bir şey yapalım. Kaldırdım, bastırdım. Şurada silikon fazlalığı var. Hemen aldım. Temizledim bakın. Burada da iki tane kaldı. Özellikle uzun tutuyorum dediğim gibi arkadaşlar bu ağaç çalışmasını ki rahatlıkla anlayabilirim. Evet. Şuraya da bir yapalım. Bir tane kaldı. Sanırım buna çok artık yapmam diye düşünüyorum. Yeterli. Çok da hani ağaç yapacağım diye de abartmanın anlamı yok. Şimdi kaldırayım bir bakalım biraz. Evet, bakın. Bazılarına az gelebilir arkadaşlar, bazılarına çok gelebilir. Biz birilerine bakıp yapmıyoruz bu işi. Kendimiz yapıyoruz. O yüzden az olsa da çok olsa da bizim yaptığımız. Ne demişler? Çikin olsun, bizim olsun demişler. Öyle bir laf vardır. Bakın. Ne kadar güzel oldu. O yüzden çok yapmak isteyen çok yapar, az yapmak isteyen az yapar. Ama benim kanaatimce bu kadar ağaca, bu kadar detay yeter. Hatta ben birkaç yaprak daha böyle 4-5 yaprak daha keseceğim. Onu sonra artık yaparım, tamam mı? Bunu bir kenara kaldırıyorum şimdi ben. Bu da kurusun. Şimdi gelelim bisikletimize. Evet, bisikletimize yapmıştık arkadaşlar. Bakın şu. Şimdi bir tane temiz alalım. Temiz resim alalım. Şu çerçevelerini çıkarmıştık. Jantlarını çıkarmıştık. Bakın şunu ben yapıştırdım. Şu yani şu lastiklerinin olduğu yeri beyazıyla birlikte tekrar gösterelim. Bu lastiği mesela bunu çıkarttım, yapıştırdım. Bunu nasıl çıkardım? Güzel şöyle beyazlarıyla birlikte dokusunu kazandırdım. Kazandırdım, kazandırdım. Sonra bunu buradan şu beyazlarıyla birlikte böyle ve şuradan siyah ile beraber şu jant kısmında olduğu yeri aldım. Bakın form verdim. Form verdim. Buraya yapıştırdım. Şöyle bakın. Belli oluyordur. Bakın hemen belli oluyor. Bakın burada yok. Arasındaki farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? Nasıl kabartma hemen ortaya çıkartıyor. Hemen nasıl form veriyorum? Yine doş bukey form veriyorum. Böyle. Çukurlaştırdım bakın. Her tarafını yapmıştım önceden ben. Size göstermek için yapıyorum şimdi bunu. Evet, şimdi bunu da yapıştıralım sizin gözünüzün önünde. Şöyle yapalım. Zaten buralarını boyamıştım ben. Arkadaşlar çok soru geliyor. Biz şunu yapıyoruz, bu tekniği kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. Hocam işte ütü kullanmıyorsunuz mu hocam? Öbür işte arkasını biz kabartıyoruz. Hocam biz işte çubuk koyuyoruz. Hocam biz takoz koyuyoruz. Arkadaşlar videolarımızı izleyin. Orada biz çubuk da koymuyoruz, takoz da koymuyoruz. Efendime söyleyeyim. Ütü de yapmıyoruz arka taraflarına. Bizim tekniğimiz çok farklı. Ben çok sürmüyorum. Hemen yerini bulalım. Yapıştıralım. Arkadaşlar bana lütfen özelden çok resim atıyorsunuz. Hocam bu resmi tarif eder misiniz diye. Ben özelden resim tarifi vermiyorum. Çünkü tarifle olacak bir şey değil arkadaşlar. Anlatım yoluyla da olacak bir şey değil. Görüyorsunuz yani burada gösterdiğim halde ancak anlaşılıyor. O yüzden öyle çok sormayın. Çünkü o konulara cevap veremiyoruz. Evet, şimdi bunu yaptık. Şimdi jant kısmını yapıştıralım. Bakın şunu. Şöyle jant deniyor herhalde. Bir yanlış şey yapmıyorsam. Bakın bunu çıkarmıştık şöyle buradan. Nasıl çıkarmışım? Bir tane daha resim alalım. Tekrar bir göstereyim. Ondan sonra sepetimize geçelim.
kısmını şuradan şöyle bakın. Şöyle gelelim. Şöyle aldım. Yine aynı şekilde bakın şu boyadık. Dış bükeye form verdim. Hemen bunu da yapıştıracağım buraya. Şuraya yapıştıracağım şöyle. Her yerine sürmüyorum silikonu. Yerini bulalım, yapıştıralım. Şöyle. Bastırıyorum biraz. Evet. Şimdi. Bu da öyle. Bunu da yaptık. Şimdi tabii ki bisikletin parçaları var. Bitmedi bisikletin parçaları arkadaşlar. Yalnız bunlar kuruya dursun. Çünkü daha şu kısımları var. Şuraları falan var. Buralar ıslak olduğu için dokunamayacağız. Şimdi şu şeye geçelim. Yukarıdaki şu sepeti örmeye geçelim isterseniz. Hatta sepet örmeden önce şu köpekçimizin bir kulağını keselim de bir hemen yapıştıralım hadi. O kuruya dursun. Şuradan kulakçığını keselim köpekçimizin. Hani bu süs köpekler olur ya böyle uzun kulakları olur bunların. Bakın şöyle burası burun kısmı. Böyle öyle uzun kulağı vardır. Şöyle kulağını keseceğim bunun. Tasması var. Tasmasını yapacağız şimdi. Kulağını bir keselim. Hemen boyamasını yapalım. Evet, şimdi orada şey var. Tasması var. Tasmasını da yapalım. Tasmasını şuradan alabiliriz. Bakın. Şurada kırmızı tasması var. Bunu da bakın şöyle geleceğim. Şurada kulağın arkasından şöyle çıkartacağım. Onu kretuarla çıkartabilirim. Hemen boyayalım. Dış bükeyini verelim. Önce şu tasmayı yapıştıralım. Küçük parçalar olduğu için. Bakın şimdi arkadaşlar cımbız farkına bakın. Bunun ucu biraz daha kısa. Bakın şu siyahın biraz daha uzun. Şu kısımları daha ince. Yani hem bundan aldım. Malzemeleri Facebook sayfasına gördüğünüz zaman, girdiğiniz zaman malzemeler yazın arama butonuna. Orada bütün malzemeler yazıyor. Şimdi şu bisikletteki köpekçiğimizin üzerine önce şu tasmayı bir yapıştıralım hadi. Bakın ondan önce köpeğe doku kazandırmıştık gördünüz mü? Görüyor musunuz dokuyu arkadaşlar nasıl kazandırmışım? Şöyle çizgi çizgi yaptım böyle kısa kısa çizgilerle her tarafını doku kazandırdım. Hemen şu tasmasını alalım. Yapıştıralım. Heh, ters şöyle olacak. Şu kısım. Evet. Şimdi kulağı vardı. Kulağını da şöyle bir dış bükeye verelim. Da yapıştıralım. Nasıl? Şöyle. Şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Sadece şu kısmını silikon süreceğim. Çok az. Bakın. Bu bile fazla. Şuradan. Bak. Şurayı bastırıyorum. Bu. Gördünüz mü? Nasıl fark etti hemen? Aman da aman. Zaten kuyruğu vardı burada. Ana zeminde kesmiştik. Hadi bunlar kuruyor dursun. Hadi şimdi bir sepet örelim hadi beraber. Bu da bu sepet tekniği de farklı bir teknik olacak. Şimdi bir tane şu sepete şöyle güzel bir doku kazandıralım. Şöyle bir tanesine şöyle. Şimdi burayı iyi izleyin arkadaşlar. Bakın şurada şeritleri var. O şeride göre şuradan geleceğim. Bakın şuradan başladım. Fark ettiyseniz. Tekrar bakın şu şey kalınlığı var. Sepetin kalınlığı var. Bunlar çok ince. Biraz ben biraz kalın tutmak istiyorum. O kadar ince yapmak istemiyorum. Evet, şuradan da şöyle. Bakın şuradan sepetin şu kısmından yaptım. Bakın buralarını kopartmıyorum. Şuradan
Bakın şöyle geldim. Şu kısımda şöyle düz keselim. Şu kısmı şöyle keselim. Bakın ne yaptım, gördünüz mü? Şu. Şurada biraz hatta. Hocam o sepetin ileri kısmına kadar neden yaptınız? Şimdi neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Daha rahat örmek için. Hemen boyuyorum. Bakın kaç bölüm yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 bölüm yaptım. Çok ince yapmadım. Yani aman hoca 5 bölüm yaptı, ben de 2 bölüm yapayım demeyin. Ya da 3 bölüm yapayım demeyin. O zaman da sepetin o örme hatlarını gösteremeyiz. Bakın şu aralarını da boyayın. Çoğunlukla buraları genelde unutuyorlar. Evet, şimdi buna dış bükey kazandırıyorum. Bakın şöyle ortaladım. Şöyle aşağı indiriyorum, bakın şu. Bunu da aynı şekilde, bakın şunu. Bakın cımbızla nasıl tuttum, şu kısmını ortaladım. Şu kısmını aşağı indiriyorum şöyle. Şuralarını aşağı indiriyorum. Ve o kendiliğinden, bakın arkadaşlar, dış bükey form oluşuyor. Buradan da gidelim. Yavaş yapın. Hızlı yapmayın. Hızlı yaparsanız kopartırsınız. Dediğim gibi benim bazı öğrencilerim var, toplanıyorlar kendi aralarında, rölyef günü yapıyorlar, toplaşıyorlar hep beraber, açıyorlar benim videoyu, hadi hep beraber bak yapalım, kim yaptı kim yapmadı, bakın kabartınca gördünüz mü hemen ne kadar güzel oldu. Şimdi bunun aralarına sepetten bir tane daha sepet alacağım. Evet, şu sepetten bir tane daha öreceğim. Bir tane daha çıkıyor, bakın şöyle doku yapacağım yine. Şimdi buradan çubuk çıkartacağım. Öreceğim kısımlarını çıkartacağım. Makasla da yapabilirsiniz. Şöyle ben bir çıkartayım. Şöyle biraz ince tutacağım buralarını. Evet, bakın şu. Bu kadar ince. Neresi olduğu hiç fark etmiyor arkadaşlar. Sepetin altıymış, üstüymüş. Hani şu çubuklar için bahsediyorum. Alt kısmıymış, üst kısmıymış hiç fark etmez. Bakın. Buradan da böyle yapalım. Birkaç tane şöyle bir çıkartalım da bakalım, örelim, bir boyayalım yine şimdi. Hemen boyamasını yapalım. Kenar boyamalarını yapın. Bu da her zaman her yerde görebileceğiniz bir teknik değil. Çok güzel sepet örmelerimiz var. Özellikle böyle hani eski sanatlarda sepet örücülüğü var. Büyük küfe mi diyorlar onlara? Küfe diyorlar sanırım. Küfe örüyorlar böyle, hani içine bir insan sığacak büyüklüğünde böyle. Onunla ilgili şey, hani böyle eski tenekeciler, eski çıkrıkçılar, efendime söyleyeyim, eski dokumacılar, eski ayakkabıcılar, işte yemeniciler falan. Onunla ilgili meslekler şeyi de çalışması yapacağız arkadaşlar. Güzel bir çalışma yapacağız. Şimdilik bir dursun bakalım bir. Hemen şimdi bunu, evet, kapağını bulamadım. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bakın yine form veriyorum. Formunu verelim. Şöyle. Aziz Allah, ezana yakalandık. Evet bakın. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım? İyi bakın. Şimdi. Bakın. Buradan önce alttan girdim. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Şöyle kenara geldim. Bakın. Şimdi. Bunu alttan girdim ya. Bunu da. Bak bu üstten girdim ya. Bunu da şöyle alttan gireceğim. Şimdi bu kısımlardan rahat gireyim. Dip kısmına yanaştırmadan sonra dibine yanaştıracağım. Şimdi bir tane daha yapalım. Ama şeyi anladınız değil mi? Şöyle gelin. Bakın. Allah'ım Allah'ım. Şuraya arkadaşlar dibine kadar gelin. Sonra bunları biz şöyle kuruyunca keseceğiz. Tamam mı? Bir şeyler yapacağız tabii ki önce. İşlemlerden geçireceğiz. Şimdi bunu alttan girmişim. Bunu da üstten gireyim. Bakın şuradan girmesi. Bakın buraları niye buraya kadar uzattığımızı, çizgileri anladınız değil mi? Örmemiz kolay olsun. Şimdi
Buraya kadar yapsaydım ben bu böyle bu şey ara kesmelerini buradan şey yapmam çok zor olacaktı. Şu örmem çok zor olacaktı. Evet. Bir tane daha yapalım. Hatta ona da form verelim. Lütfen formları verin. Form vermezseniz güzel olmaz. Onu da yanaştıralım şöyle. Şöyle bakın. Cımbıza yanaştırıyorum. Görüyor musunuz? Hocam bazen elinizden göremiyoruz diyorsunuz. Arkadaşlar bazen ben kameraya bakmayı unutuyorum. Daldırıyorum. Şimdi bunu da bakın arkasında şöyle ha görün. Gördünüz mü? Devam edelim. Sonra da düzeltebilirsiniz. Hepsini şey yaptıktan sonra da düzeltebilirsiniz. Şöyle. İster cımbızla ister elinizle. Bakın bu buna az geldi. Bir tane daha hatta iki tane daha falan olacak yani. Şöyle. İki şey daha yapalım. Bakın bunun şekli de biraz yamuk oldu. Olsun. O daha güzel duruyor. Daha doğal duruyor. Yamuk yumuk olması. Hani böyle sırım gibi yapmak da bazen itici gelebiliyor resimlerde. Nasıl ağaçlarda hani senkronize bütün yaprakların boyu aynı, bütün hepsi dalların aynı. Nasıl böyle şey bir görüntü veriyorsa hani çok gerçekçi olmayan bir görüntü veriyorsa bunda da öyle oluyor. Şimdi bunu alttan, şimdi üstten yapacağım. Şöyle cımbızla da yapabilirim. Şöyle bakın. Evet. Şöyle bir artık sıkıştırırım. Şöyle bakın taşırabilirsiniz bile. Önemli değil. Bunu zaten sonra dediğim gibi bakın şöyle yerleştiriyorum artık. Şurayı da şöyle yapalım. Dediğim gibi şu uzunların hangisini nereden aldığınız çok önemli değil. Gördüğünüz gibi hepsi. Evet, bakın şuraya bir tane daha sığacak gibi. O da şu olsun. Bunu da şunu şu beyaz şu kısmını şöyle biraz şey yapalım. Onu da boyayalım hemen. Açıkmış zaten. Hocam orada bir sürü saçaklar oluştur. Onlar ne olacak? Şimdi ne alacak? Göstereceğim size. Onlar kuruyunca kesilecek arkadaşlar. Şimdi bunu alttan yapacağız demek ki şöyle. Şu şeyin cımbızın ucunu kullanayım. Daha rahat olacak şöyle. Evet. Şimdi oldu arkadaşlar bakın. Daha güzel oldu şimdi gördünüz mü? Bakın. Kadar güzel durdu. Şunlar yamuk olabilir. Onları düzelteceğiz birazdan. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi bunun arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan herhangi bir yerden koyu bir zemin alacağım. Mesela şu resmimizin şu uç kısmı şu koyu yeri olur. Niye kendi zeminini kullanmıyorum? Gerek yok. Siyah koyu bir zeminde olabilir. Hemen şöyle biraz doku kazandırayım ki rahat yapışsın. Hem altta şey olmasın. Şimdi bunun şuralarına bakın. Silikon sürdüm. Elimle şöyle dağıtacağım. Çok sürmeyin silikonu. Şöyle dağıtın. Yamuksun varsın önemli değil. Onları sonra düzelteceğiz. Şöyle yapıştırıyorum bakın. Hemen elim silikon oldu. Hemen temizliyorum. Bastırın. Şimdi artık burada bakın. Şu yamuktu mesela diyelim ki şu. Bakın şöyle güzelce artık şöyle bir düzeltin. Evet hemen hemen hepsi düzgün arkadaşlar. Bunun öyle yamuğu şeyi yok. Bu kuruyacak arkadaşlar. Kuruduktan sonra bunu bakın buradan şöyle etrafına sepetin şekline göre keseceğiz. Bakın şurada da bir şeylik oluştu. Şöyle yapalım ha. Şuradan da sıkıştıralım. Yukarıdan aşağıdan da sıkıştıralım. O silikon onu tutacaktır. Şu aralardan silikon çıkarsa şöyle pek çok dediğim gibi sürerseniz çıkar. Bakın az sürdüğüm halde yine biraz çıktı. Onları şöyle elinizle temizleyiverirsiniz. Şöyle düzeltin. Bu kuruduktan sonra bunu güzelce böyle etrafından keseceğiz, tamam mı? Allah'ım, Allah'ım bakın ne kadar güzel durdu. Yani şu sepet örme görüntüsünü verdik yani gerçekten. Bu kenarda dursun. Şimdi onun sap kısmı var. Sapını yapalım. Hemen. Onunla ilgili bir yer bulalım. Şurası bakın şu. Dokusunu kazandırın. Bunu da sapı da buradan paylı gelelim. Buradan böyle gel gel. Buradan da paylı alalım. Şu. Onu çıkartacağız. Köpeğin önüne onu yapıştırmasını da göstereceğim size.
Şuralara çok şey yapmayın arkadaşlar. Bakın şuraları böyle güzelce dikkatli kullanın. Dediğim gibi bir 2-3 tane resim ayırın. Elinizde şey kalsın. Resim kalsın. Çünkü montajda bazen öğrenci fark etmiyor. Bir bakıyor. Ayır diyorum 2-3 tane unutuyor. Ondan sonra elinde resim kalmıyor. Biraz hoyratça harcayınca. Sonra tekrar söylemek için sipariş veriyor. Bekliyor falan derken iş uzuyor. Hemen boyayalım. Yine de buna diş büke vereceğiz. Kazandıracağız. Sonra evet bakın dış bükeğini veriyorum yine. Evet. Hadi bakalım bunu da yaptık. Hadi. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle yapıyorum. Nazar boncuğumuzla nazarlara gelmeyelim aman diyorum. Haydi bakalım.